Bas çek bir fotoğraf makinesi ararken karşınıza Pandora markasının SW6 modeli mi çıktı? Bugünkü videoda ben de daha önce duymadığım bu modeli inceleyip yorumlarımı sizinle paylaşacağım. Ayrıca videonun sonunda çok tatlı bir sürprizim var o yüzden sonuna kadar izlemenizi öneririm. Şimdi hazırsanız başlayalım. Selam ben Nurhan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir unlock fotoğrafçı videosuyla buradayım. Ve bugünkü videoda Pandora markasının SW6 fotoğraf makinesinden bahsedeceğim. Daha önceki bir videomda aslında yine aynı markanın PA660 videosuyla ilgili yorumlarımı paylaşmıştım. Ve o video için İstanbul'daki sevgili arkadaşım Cansu Gelgin'den destek almıştım. Çünkü bu marka sadece Türkiye'de satışta olan, benim şu ana kadar yaptığım araştırmalarda başka hiçbir ülkede karşılaşmadığım bir marka. Bugünkü video için de yine cansunun desteğini aldım ve çekimleri benim için o yaptı. Bu arada cansunun da bir YouTube kanalı var, farklı gezi videoları yayınladığı. Eğer henüz keşfetmediyseniz yukarı linkliyorum onun kanalını da ziyaret etmenizi kesinlikle öneririm. Peki ben Pandora markasını nasıl mı duydum? Tabii ki sizlerden gelen sorular sayesinde duydum. YouTube kanalımda ya da Instagram hesabımda ara ara farklı marka ve modellerle ilgili sorular alıyorum. Ve bunların bir kısmı Pandora ile ilgiliydi yakın zamanda. Ben de merak edip neymiş bu makine diye birazcık inceledim. Dediğim gibi bu videoda bu makine ile ilgili yorumlarımı bulacaksınız. Ayrıca bu makineye sahip olmak isterseniz küçük bir sürprizim var. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Pandora SW6 ya da SW6 manuel bir makine. Yani filmi ileri ve geri sarmayı sizin yapıyor olmanız gerek. Benim gözlemlediğim kadarıyla PA660'dan aslında en büyük farklarından bir tanesi de bu. İkisini de özellikle İstanbul'da Sirkeci'de farklı fotoğrafçılarda bulmak mümkün. Ya da internet üzerinden de rahatlıkla sipariş verilebiliyor. Paket içeriklerine gelecek olursak birbirinden küçük farklar var. Şimdi bakalım paketlerde neler varmış. Pandora'nın iki modelinden P660'ın kutusu biraz daha küçük. SW6'nın kutusuysa ona göre biraz daha büyük. Paketin içeriğine geçecek olursak aslında PA660'a göre çok daha görsel bir paketi var diyebilirim. SW6'nın biraz daha çekici görünüyor bence. Çünkü direkt içerisinde neler olduğunu özellikle filmleri ve makinenin kendisini görmek dışarıdan mümkün. Bu da biraz daha albenili kılıyor diyebilirim ya da en azından bana öyle geliyor. Bu paketin içerisinde makineyi kullanmak için ihtiyacınız olacak olan her şey mevcut. Bu PA660'dan en büyük farklarından biri sanırım paketin. Makinenin kendisi var. Onun dışında 2 adet 100 ISO Bayat Fuji film var. Makinenin bakıyorum kullanma kılavuzu var. Tabii ki de bir makine kılıfı, askısı ve bir adet de pil var. Pil çok rahat bulunan kalem pil. Kılıf direkt makineye uygun. Makinenizi özellikle benim gibi çantanıza atıyorsanız biraz daha korunaklı olmasını sağlayacak bir kılıf. Askı ise boynunuza asmanız için. Müzik Makinenin kendisine bakacak olursak ön tarafta bir açma kapama düğmesi var. Yandan arka kapağını açıp film takıp çıkartmak mümkün buradan. Çok fazla ayarı yok. Hani biraz daha sınırlı ayara sahip. Ayarlardan ve neyin nerede olduğundan zaten birazdan bahsedeceğim. Oldukça hafif, kompak bir makine, kolay kullanımı, hani size ağırlık yapıp yormayacak bir model diyebilirim. En azından benim izlenimim bu yönde oldu. Makinenin kutusunu ve kutunun içeriğini gördünüz. Şimdi daha detaylı bir şekilde hangi tuş nerede yer alıyor, ne işe yarıyor birazcık onlara bakalım. Ön yüzeyine bakacak olursak tabii ki de açma kapama tuşu ve flaşı aktive etme tuşu ön tarafta yer alıyor. Objektifin altında neredeyse bu tür makinelerin hepsinde olduğu gibi. Onun dışında yan tarafta bir de close up yani yakın çekim butonu var. Yakın çekim butonu 0.6 metre yani 60 santime netleme yapmanızı sağlıyor. Bu da daha yakın çekimlerde işinizi biraz kolaylaştırıyor. Arka yüzeyde bir flash göstergesi var. Bu flash göstergesi göstergesinin ışığı yandığında flash aktive oluyor. Makine flash'ı sizin için otomatik olarak açıp kapatmıyor. Sizin bulunduğunuz ortama göre flashı açmak ya da kapamaya kendiniz karar vermeniz gerek. Özellikle iç mekan çekimlerinde çekimi flash yapmanızı öneririm. Çünkü aksi halde diğer ayarlar çok kurtarmadığı için fotoğraflar biraz karanlık çıkabiliyor. Arka tarafta bir de film sarma çarkı var. Bu da her deklanşöre basıp fotoğraf çektikten sonra kurgamanızı gereken bir yer. Çünkü makine filmi otomatik olarak ileri sarmayacak. Her fotoğraf çektikten sonra sizin manuel olarak bu çarktan filmi ilerletmeniz gerekecek. Bunun dışında alt yüzeyde pil yuvası var. Bir adet kalem pille çalışıyor. Pilin artısını eksisini doğru olarak takmak gerekiyor makinenin çalışabilmesi için. Üst taraf biraz daha kalabalık diğer yüzeylerine göre. Burada bir tabii ki de deklanşörünüz yani fotoğrafı çektiğiniz düğme var. Bu düğmeye basarak fotoğrafı çekiyorsunuz. Onun dışında sayaç burada yer alıyor. Sayaç size kaçıncı pozda olduğunuzu gösteriyor. Bir de geri sarmayla ilgili iki yer var aslında. Bunlardan bir tanesi geri sarma tuşu olarak benim işaretlediğim. Filminiz bittiğinde bu tuşu kaydırmadan filmi geri saramıyorsunuz. Çünkü film makinenin içerisinde gergin bir şekilde duruyor. Bu tuşu kaydırdıktan sonra diğer tarafta yer alan geri sarma kolunu üzerindeki ok yönünde gerginlik hissi bitip bir tıkırtılı ses tamam tamamen kesilene kadar geri sarıyor olmanız gerek. Filmi takmak oldukça kolay. Öncelikle makinenin arkasını açmanız gerekiyor filmi yerleştirmek için. Sonrasında makinenin içinde zaten bir tane boş yer var. Oraya filmi yerleştirdikten sonra filmin ucunu karşı taraftaki dişlilerin birine geçirmek gerekiyor. Dişlinin tuttuğundan emin olduktan sonra makinenin arkasını kapatıp o çarp durana kadar ileri sarabilirsiniz. Bir de sonrasında deklanşöre basıp temiz bir kareye geçmekte fayda var. Peki film bittiğinde ne yapacağız? Demin aslında tuşlardan bahsederken söylediğim gibi geri sarma tuşunu kaydırıp sonrasında da bu sarma kolundan boşluk hissi gelene kadar ok yönünde filmi metal kutunun içine geri sarıyor olmak gerek. Bu makine otomatik olarak ileri ve geri sarmadığı için her pozdan sonra filmi siz ilerleteceksiniz. Sonrasında da film bitince tamamen geri toplanana kadar siz geri saracaksınız. Ama bu da şu an izlediğiniz gibi çok zorlu bir süreç değil. fotoğraflara geçmeden önce makinenin teknik özelliklerinden biraz bahsedecek olursam oldukça kolay kullanılan, hiçbir neredeyse ayarı olmayan basit bir model. Bu da şu demek, diyafram ve enstantane değerleri sabit. Yani bu iki değeri değiştirmeniz mümkün değil. Bunun yerine yapabileceğiniz şey kullanacağınız filmin ISO değerini farklı tercih ederek makineyi çekim yapacağınız ortama biraz daha uygun hale getirmek. Örneğin kutu açılışında gördüğünüz paketin içerisinde 2 adet 100 ISO Fuji film vardı. Ama şu an hava biraz daha kapalı olduğu için Cansu çekimleri 100 değil 200 ISO Fuji filmle yaptı. Çünkü 100 ISO ile birazcık daha karanlık görünme riskleri olacaktı. O yüzden de 200 bizim için daha başarılı sonuçlar verdi. Flaşı kullanıp kullanmamak önemli bir karar. İç mekanda kesinlikle ve kesinlikle flaş kullanmanızı öneririm. Çünkü dediğim gibi diğer ayarları değiştiremediğiniz için ortamın ışığı da eğer yetersizse flash fotoğrafın tek kurtarıcısı olabiliyor bazı durumlarda. O yüzden de iç mekanda çekim yaparken flaşı açıyor olmakta fayda var. Dış mekan çekimlerinde ise çok fazla gece çekimi yapmayı önermeyeceğim. Çünkü hani yine ayarların biraz sınırlı oluşuyla bağlantılı bu. Hem ayargar sınırlı hem de flaş genellikle birkaç metreden öteye etki etmediği için gece çekimleri biraz karanlık çıkabilir. Makinenin artı bir özelliğini söyleyecek olursam yakın çekim özelliği var. Yakın çekim dediğimiz şeyde de makineyle çekim yaparken eğer lensin yan tarafında bulunan close up tuşunu aşağı çekersem Makine öndeki objeye net diyor, Yani 60 santim civarındaki bir objeye net diyor. Bu da öndeki görselin net, arka tarafın daha buganık çıkmasını sağlıyor. Bu benim şahsen çoğu fotoğrafta sevdiğim bir teknik. O yüzden bu özelliğin kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Siz bunu aşağı çekip bir kere fotoğraf çektikten sonra tuş geri yerine dönüyor. O yüzden hani ikinci poz için tekrar ayarı unuttum, unutmadım diye düşünmenize gerek yok. Her şey sıfırganıyor gibi düşünebilirsiniz. Film takıp çıkartmayı biraz önce paylaştım, onlar da oldukça kolay. Peki gelelim örnek fotoğraflara? çok olursam hedefiniz çok fazla ayar yapmadığınız hafif basit kullanılan bir makine ise Pandora SW6 sizin için doğru bir tercih olabilir. Bu makine sabit bir enstantane ve diyafram ayarına sahip. Tek dikkat etmeniz gereken şey bir tabii ki de tercih ettiğiniz film. Çekim yapacağınız ortama göre daha düşük ya da daha yüksek ISO'lu film tercih edebilirsiniz. Onun dışında makinenin üzerindeki ayarlara bakacak olursak, birinci önemli şey flaşlı mı flaşsız mı çekeceğinize karar vermek. Özellikle iç mekanda ve gece çekimlerinde, yakın çekimlerde flaşlı çekim yapmanızı öneririm. Yani makinenin önünden flaşı açmak gerekiyor. Bir de benim sevdiğim bir özellik olan yakın çekim özelliği var. Bu da daha yakındaki objelerin net, arka planın bulanık olmasını sağlayacak fotoğraflarınızda eğer kullanırsanız. Bunun dışındaysa direkt bas diye düşünebilirsiniz. Oldukça basit bir makine. Deklanşöre basıyorsunuz. Sonrasında filmi ileri sarıyorsunuz. Film bittiğinde de geri sarıyorsunuz. Cansu'nun yaptığı çekimlere şöyle bir geri dönüp baktığımda 36 pozluk filmle 37 fotoğraf elde ettiğini görüyorum. Bu da makinenin ne kadar kolay kullanımlı ve hani özellikle flaşlığı ya da dış mekan çekimlerinde başarılı olduğunu gösteriyor. Peki bu makineye sahip olmak isterseniz ne yapabilirsiniz? Biz PA660'da da aslında aynı şeyi söylemiştim. Bu makineyi... Sadece bir test çekimi yapıp özelliklerini sizinle paylaşmak için aldık. Ve şu an ben bu makineyi Instagram hesabımdan takipçilerimden birine hediye etmek istiyorum. O yüzden hemen Instagram hesabıma uğrayıp detayları öğrenebilirsiniz. Ve bu makineyi kazanmak için neler yapacağınızı görebilirsiniz. Ayrıca henüz yapmadıysanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta yeni videolarla karşınızda olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.